Atatürk Üstadından iyi günler sayın izleyiciler. Akdeniz TV farkıyla KPET Süper Lig karşılaşmasını sizlere bugün anlatacağız. 8. sırada yer alıyor. Gençlik gücü pasını attı. Evet, pasını attığı yerde Kofi offside'da. Sağ tarafta yine top Conte'de. Conte'den Çobanoğlu'na. Çobanoğlu'nun vuruşu kaleci Hüseyin'de kaldı. Bir Mausa Türk gücünün aklına var. Uzaktan bir vuruş defansa çarptı. Ve top kornere gidiyor. Gitmek istiyor. Evet, bu arada Mausa Türk gücü atağında. Evet, bu güzel bir şut kaldı. Evet, bu defa şimdi gençlik gücü atağındayız. Top Ahmet'teydi. Ahmet'ten Kofi'ye. Kofi ceza sahasına girmeye çalışıyor. Attığı şut yan çok uzaktan yandan dışarıya gitti. Topu kapan bu kez Sami Ergazi. Sami Ergazi tek başına gitti. Osman'a verdi. Ceza sahası üzerinden Osman'ın vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Ve kaleci Fikri de demek ki hiçbir uzatma dakikası olmadı. Ve kaleci Fikri'ye giderken top orta hakem Hakan Muhtaroğlu karşılaşmanın ilk yarısının golsüz beraber sona erdiğini ilan etti. İkinci yarıda Akdeniz TV farkıyla karşılaşmayı yine burada olacağız. Hüseyin topu başlattı. Oyunu başlattı. Ancak yine bir Mausa Türk gücü atarı. Bu defa sol kanata yapılan orta ve gol. Evet. Gol. Müthiş bir gol. Evet. Yine top Debola'da. Debola'dan Kofi'ye Kadir çıkardı. Kadir'den Aşkın'a. Aşkın'ın pası orada. Kafa ve gol. Evet. Orada Aşkın'ın ortasında bu kez yükselen Debola oldu. Ve Debola 50. dakikada 50. dakikada eskora eşitliği getirdi. Muhtaroğlu işaretini verdi. Yapılan atış Reşat'a. Reşat'ın ortası ve ikinci gol. Evet, bu kez gerilerden çıkan Kadir topu ağlara gönderdi. Evet, çok ilginç bir karşılaşma oluyor. Taca atışını Hasan kullandı. Hasan'dan Luis'e, ancak Luis'e, evet, Luis'in yaptığı hareketin faul olduğunu söylüyor orta hakem Hakan Muhtaroğlu ve hayır, Conte'nin. Ve Conte 61. dakikada karşılaşmada ikinci sarı kartı gören futbolcu oluyor. Dakika gidiyor. Uzun bir top çıkardı. Defans topu önledi. Ancak orada Hasan'ın yaptığı hareket çok sert bir hareket. Ve Hasan da 65. dakikada sarı kart görüyor. Bekleniyor. Dediğim anda Osman Çobanoğlu Hakan Muhtaroğlu son düdüğü çalarak karşılaşmanın 2-1 Mausa Türk gücünün lehine sona erdiğini ilan etti.